Yavaştan bence başlayalım. Kamudan gelen arkadaşların bir 10-15 dakika geç başlayalım rica ediyorum. Önlere doğru gelirsek şöyle, arkalardan ses zor duyuluyor. Daha kolay duymak için ön taraflara doğru. Kaç fotoğraf var bizim haber etmek için? Ya işte onun için diyorum ya, yani yayılıyor. Zaten onlara çok fazla takılmamak lazım artık. Yazılımın neyi Arkadaşlar hoş geldiniz. Dün başladık malum. Bugün devam edeceğiz. Böyle dün kısa bir birkaç kelimelik özetini yapalım. Neden bahsettik? Dün dedik ki ikinci bölüm deprem yüklerinin tarif edilmesi, spektrumların nasıl hesaplanacağından bahsettik. Ondan sonra üçüncü bölüm performans hedefleri, tasarımın hedefleri neler, bundan bahsettik. Bugün yönetmeliğin dördüncü bölümü, dayanıma göre tasarım nedir, onu anlatacağız. Bir de ayrıca yedinci bölüm, dayanıma göre tasarımı belirleyen kurallar, tasarım kurallarından bahsedeceğiz. Dünün şöyle kısa bir özetini yapmak gerekirse neler değişti? Spektrumların hesabında sizin de gördüğünüz üzere çok ciddi değişiklikler var. Ben şöyle salonun tansiyonundan anladığım kadarıyla eski yöntemle yeni yöntem arasında o kadar çok fark var ki adapte olmakta bir süre zorlanacağız. Fakat yeni spektrumları eskileriyle karşılaştıracak olursak eğer şunu hemen söylemek mümkün. Maksimum ivmelerin yani spektrumun sabit ivme bölgesine karşılık gelen o 0.4x2.5'la kastettiğimiz maksimum ivmenin yeni yönetmelikte çok daha yüksek değerler tahmin ettiğini, çok daha yüksek ivme değerleri verdiğini. Fakat öte yandan sabit hız bölgesindeki formülasyon değişikliği sebebiyle eskiden nasıldı TB bölü T üzeri 0.8'di, şimdi doğrudan TB bölü T daha hızlı bir düşüş gerçekleştiğini söyledik. Eski yönetmelikte olmayan sabit deplasman bölgesini ayıran bir TL diye periyot geldiğini söyledik. 6 saniye sabit bir değer bu. Artı dedik ki eski yönetmelikte biz 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremi sadece hedef alırken yeni yönetmelik bize 4 ayrı deprem düzeyi getirdi. 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan, %10 olan, %50 olan ve %68 olan depremleri kullanmaya başladık. Hangisini hangisinde kullanacağız? Bir binada üçünü birden kullanmak gerekebildiğini söyledik. Çünkü neden? Mesela dedik ki bir öyle bir bina yapacağız ki 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan depremin spektrumu ki en büyüğü oydu. O depremde can güvenliği, göçmenin önlenmesini kontrol ederken 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremde sınırlı hasarı, DD3 olan, %68 olan depremde de kesintisiz kullanımı veya sınırlı hasarı sağlamak zorunda kalabileceğimizden bahsettik. Onun haricinde tasarım sınıfı diye bir şey çıktı. Bundan bahsettik. Deprem bölgeleri yoktu ama dedik ki kısaca aklımızda kalması gereken binanın yüksekliği arttıkça deprem bölgesi değil de artık DTS dediğimiz 1,
ki oldukça yönetmelik bizi nereye doğru götürüyordu? Dayanıma göre tasarımı engelliyordu. Bize diyordu ki şekil değiştirmeye göre tasarım yapacaksın. Büyük deprem bölgelerinde yani birinci, ikincinin karşılığı bir hatırlarsanız LTS 1'i 2'yi birinci, ikinci derece farz edin demiştik. O tür bölgelerde yüksek binalar yapıyorsak kaçınılmaz bir şekilde bizi nereye doğru gidiyordu bu? Şekil değiştirmeye göre değerlendirmeye, tasarıma bizi götürüyordu. Zaten şöyle de bir şey de var. Az evvel arkadaşlarla da onu konuşuyoruz. Artık işte atıyorum 40 metre, 50 metrelik bir bina yapmaya başladığınız zaman dayanıma göre tasarlama işi gidiyor. Şekil değiştirmeye göre tasarım. Bu da ne getiriyor ortaya? Bu herkesin yapamayacağı bir şey haline gelmeye başlıyor. Yönetmelik dikkat ederseniz bizi gittikçe yapıda uzmanlaşan, yapı analizinin dalında master, doktora yapan kişilerin anlayacağı bir dile doğru götürüyor. Biz lisansta şu anda şekil değiştirmeye göre tasarım öğretmiyoruz işin doğrusu. Yani biz öğretmiyoruz da ODTÜ öğretiyor mu? İKİ öğretiyor mu? Onlar da öğretmiyorlar işin doğrusu. Ama 70 metrelik bir binayı yapmak için şekil değiştirmeye göre tasarımı bilmek zorundasınız. Bu şuna götürüyor bizi. Yani herkes bina tasarlamasın veya böyle binaları tasarlamasın gibi bir noktaya yönetmelik yavaş yavaş bizi götürüyor. Bunun haricinde dünden şöyle özetleyebileceğiz. Kesintisiz kullanım, sınırlı hasar, kontrollü hasar ve göçmenin önlenmesi şeklinde performans hedefleri olduğunu, hangi binalarda hangi performans hedefinin sağlanması gerektiğini dün kısaca anlattık. Şimdi bugün dayanıma göre tasarım dediğimiz başlıktan devam edeceğiz. Edemeyeceğiz mi? Bu başka bir nokta mı veya bu bağlı mı değil? Evet, dün değişen 2007 ile 2018'i böyle göstermiştik. Dayanıma göre tasarım. Şimdi dayanıma göre tasarımda bazı şeyler önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Öncelikle devam etmeden neler değişiyor? Şöyle bir gözden geçirelim. Bu taşıyıcı sistem davranış katsayılarının nasıl hesap edileceğiyle ilgili ifadeler, bağıntılarda bu işin mantığında bir takım değişiklikler var. Yeni yönetmelik bize dayanım fazlalığı katsayısı diye bir katsayı getiriyor. Bu daha önce yoktu. Yeni bir katsayı. Dayanım fazlalığı nedir ondan bahsedeceğiz. Hesabı yaparken eskiden hatırlarsanız G vardı, Q vardı düşeyde. Yatayda deprem etki ettiriyor. Rüzgar, yanal toprak etkisi falan filan. Şimdi düşeyde, düşey deprem bileşenini de hesaba dahil etmemiz icap edecek. Yani depremin yataydaki X ve Y'deki yönlerinin haricinde depremin düşeydeki ivme bileşenini de hesaba dahil edeceğiz. Yaklaşık yataydakinin 1/3 gibi genliklere sahiptir düşeydeki. Onu da dahil etmeniz lazım. Kesit rigidlikleriyle ilgili ciddi değişiklikler var. Artık daha önceden çatlamamış eleman rigidlikleri neyse BH3/12 üzerinde gidip hesabı yapıyorduk. Şimdi o rigidliklerde ciddi değişiklikler var. Binaların periyodunun hesabıyla ilgili değişiklik demeyeyim de ilaveler var. Bir takım yeni eklenen 1998 yönetmeliğinden de aşina olduğumuz bu CT/3/4 formülasyonu bir kontrol anlamıyla geri geldi. Görev ödenemeler vardı hatırlarsanız. Deplasmanların sınırlandırılması. Bunlarla ilgili ifadelerde değişikliklerimiz var. Şimdi öncelikle 2007 yönetmeliği hatırlarsanız binaların sünekliklerine göre nasıl ayırıyordu? Süneklik düzeyi yüksek, süneklik düzeyi normal ve bir de süneklik düzeyi yüksek perdelerle normal çerçevelerin bir araya geldiği süneklik düzeyi karma sistemler vardı. Şimdi o mantık hemen hemen korunuyor. Fakat süneklik düzeyi normal lafı kalkıyor. Onun yerine ne geliyor? Süneklik düzeyi sınırlı lafı geliyor. Süneklik düzeyi yüksek, sınırlı ve karma sistemler olarak bu tarifi yapıyor. Burada yine hatırlatalım. Karma ile kastedilen süneklik düzeyi yüksek perde ile süneklik düzeyi yüksek sınırlı çerçevenin bir arada kullanıldığı sistemler.
Osmanlı çarpmadı ama. Osmanlı çarpmadı şimdi. Sinyal mi? Çivur Osmanlı. Kalın ya bu şeyden kalın. Kalın mı? Şunu kalın ya. Şimdi süreklilik düzeyine ilişkin bir takım tarifler var. Aslında pek çok tarif 2007 yönetmeliğinde de var olan bizim hatırladığımız, bildiğimiz şeyler. Mesela ne diyor? ETS 1A, 2A, 3A, 4A olarak sınıflandırılan binalar. Ne demek bu? Dün hatırlarsanız bunu konuşmuştuk. Bina önem katsayısı 1.5 olan, yani bina kullanım sınıfı 1, hastane, okul, ve benzeri binaların tasarımını yaparken asla ve asla süreklilik düzeyi sınırlı bir sistem olarak tasarım yapmayacağız. Eski yönetmelik de bunu söylüyordu zaten. O diyordu ki normal sistem olarak bu işi yapmayacaksın diyordu. Aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ufak tefek ilaveler var. Diyor ki bina yükseklik sınıfı 6'dan küçükse, yani 17.5 metreden daha büyük binalar varsa ve birinci, ikinci derece deprem bölgesi, bu tarif yanlış ama daha rahat adapte olsun diye söylüyorum. Maksimum ivmesi 0.5G'nin üzerindeki bölgelerse, burada da süreklilik düzeyi karma da yapamayacaksın. Yani bu ne demek? Sınırlı yapamayacaksın, karma yapamayacaksın. Bu tür binaların varsa da 17.5 metreden yüksek, bunları da süreklilik düzeyi yüksek yapmak zorundasın. Başka? Birbirine dik doğrultularda farklı R katsayıları, D'ler, dayanım fazlalığı katsayıları kullanabilirsin ama binanın X yönündeki süreklilik düzeyiyle Y yönündeki, birbirine dik yöndeki süreklilik düzeyleri birbirine farklı olmayacak. Zaten buna benzer şeyler söylüyordu ama çok karışık bir dille söylüyordu ama burada daha sade bir dille söylüyor. Her yönde birbiriyle tutarlı olacak. Ha, R'leri, D'leri farklı olabilir ama süreklilik düzeyleri arasında fark olmayacak. Bunun haricinde bir de şunu diyor, deprem etkilerinin tamamını moment aktaran süreklilik düzeyi sınırlı çerçevelerle, yani perde yok, süreklilik düzeyi sınırlı çerçeve. Buna diyor ki ancak DTS'si 3 olan, 4 olan tasarım sınıflarında izin verir. Bunun anlamı şu, 3. 4. derece deprem bölgesindeyse, yani spektrumun maksimum ivmesi 0.5G'den düşükse, o zaman süreklilik sınırlı çerçeve yapmana izin verir. Bunun haricinde başka neler söylüyor? Asmolenler ve kirişsiz döşemelerle ilgili şartlarda bir takım ağırlaştırmalar var. Eski yönetmeliklerde de vardı buna benzer ağırlaştırmalar ama bazı ilaveler var. Diyordu ki eski yönetmelik perde içermedikleri takdirde süreklilik düzeyi normal yapacaksın. Yeni yönetmelik ne diyor? Normalin eş değeri sınırlı oldu. Süreklilik düzeyini sınırlı yapacaksın ama sadece bunu DTS 3 ve 4 bölgelerinde yaparsın. Yani maksimum ivmesi 0.5G'yi geçmemek şartıyla. Anlaştık mı? Ha, eğer bu şartı aşıyorsan o zaman ancak ve ancak sınırlı değil karma, perde de kullanıyorsan karma yapmana sadece izin veriyorum. Yüksek sistem olarak bunları kabul etmem diye söylüyor. Başka kirişsiz döşemelerden oluşan taşıyıcı sistemlerde deprem etkilerinin tamamını eğer perdeler taşıyorsa bağ kirişli veya boş şöyle okuyalım. Deprem etkilerinin tamamı. Evet. Kirişsiz döşemelerde arkadaşlar deprem etkilerinin tamamını ne ile karşılamamızı istiyor? Perdelerle. Süreklilik düzeyi yüksek perdelerle karşılamamızı istiyor. Çünkü kirişsiz döşemelerde ne gibi sıkıntılarımız var? Döşemeler kalın olduğu için 25 santimlik döşemeler var.
kat ağırlıkları fazla olduğu için deprem yükselinde bazen şişmeler meydana geliyor. Görevli tönemeler arttığı zaman ikinci mertebe momentleri bu tür sistemlerde kritik hale gelmeye başlıyor. Onun için diyor ki bu tür döşemeli sistemlerde deprem yüklerini perdeler az. Hocam, bir önceki slide'da sözünü kesmek istemedim de şey diyor, önceki slide'da en altta moment aktaran sistemler diyor ya, biz iki katlı yapı yaptık diye, basit bir yapı. İki katlı yapımız birinci derece deprem bölgesinde. Kolonlu yapılardan oluşuyor. Orada perde koyulması lazım tarzı bir şey mi vardı acaba? Yok. Süneklik düzeyini sınırlı olarak yapacaksan sadece 3. 4. derece bölgelerde yaparsın. Yani maksimum ivmesi 0.5'i geçmezse yapmana izin var. Yoksa süneklik düzeyi yüksek yapmak zorundasın. Ona göre detaylandırmalara tabi olacaksın. Hocam şu çizgi döşemeyle ilgili şey yeni. Bunlar asmolenler ve kilitsiz döşemelerle ilgili şartları ağırlaştırıyor artık. Şimdi başka ne diyor? Süneklik düzeyi yüksek betonarme perdelerin tabanında oluşan deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momenti. Eskiden hatırlarsanız alfa S vardı. Alfa S ne üzerinden bakıyordu? Kesme kuvvetleri üzerinden değerlendirme yapıyordu. Şimdi söylediği şu, toplam moment üzerinden hadiseye bakacağız. Yani kesmeler üzerinden değil, devrilme momentlerinin toplamı üzerinden. Eğer diyor süneklik düzeyi yüksek perde, süneklik düzeyi yüksek çerçeve, böyle bir sistemden bahsediyorsanız tabanda perdelerin taşıdığı eğilim momentlerinin toplamı, toplam oluşan eğilim momentinin %40'ından az olmayacak, %75'inden de fazla olmayacak. Çünkü şöyle bir şey var, perdelerin tabanda taşıdığı moment değeri %75'ten fazla olursa, bu ne demektir? Toplam davranış içerisinde perdelerin rolü çok daha belirgin demektir. Peki bir perde bir çerçeve kadar sünek olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bizim perdelerden istifade etmemizin amacı onların dayanım ve rigidlik kapasiteleri. %75'ten daha fazlasını alıyorsa onun süneklik düzeyi yüksek olması kabulünde bir problem vardır. %40 ile 75 arasında bir değerde kalacak. Süneklik düzeyi karma bir sistemse, o zaman betonarme taşıyıcı sistemlerde perdelerin tabanında olacak ki onlar karma olabilmesi için perdenin sünek olma şartı var. Perdelerin de taşıdığı moment %75'in altında olmayacak. Kirisiz döşeme için de mi aynı koşullar değişik? Kirisiz döşemeler için de ekstra bir şey söylemiyor. Kirisiz döşemelerde de eğer bu süneklik şeylerine, şimdi kirisiz döşeme ise zaten senin süneklik düzeyi karma olabilir mi? Evet olabilir. O da sağlayacak. Yüksek yapıyorsun. Yapamazsın ki zaten. Zaten yapamazsın. Buna benzer şartlar vardı hatırlarsanız. %40 nerede vardı? %40'dan büyük olacak. Süneklik düzeyi karma sistem için vardı. Evet. Hatırlarsanız. Yani biraz birbirinden modifiye ederek kullanılan bir takım katsayılar ve değişiklikler var. Şimdi en büyük değişikliklerden bir tanesi arkadaşlar taşıyıcı sistem davranış katsayısı, dayanım fazlalığı katsayısı ve bina yükseklik sınıfı ile ilgili tabirler. Şimdi bakın A, B, C, D diye taşıyıcı sistem türleri birbirinden ayrılıyor. Eski yönetmeliğimizde bir sayfanın içindeydi bu. Hatırlayın A diyordu betonarme yapılar, altında çelik yapılar, prefabrik yapılar. Bir sayfalık bir tablodan ibaret. Şimdi bu artık çok daha detaylandırılmış. Ben alt kısımlarını kestim. A'nın A1, A2, A3 diye alt başlıklarını aldım. A mesela yerinde dökme betonarme bina taşıyıcı sistemleri. A1 süneklik düzeyi yüksek sistem, süneklik düzeyi karma sistem, süneklik düzeyi sınırlı sistem olursa R'yi ne alacağız? Dayanım fazlalığı katsayısını ne alacağız? İzin verilen yükseklik sınıfını ne alacağız? Mesela BYS büyüktür 3 demek, hatırlayın en yüksek binaların bina yükseklik sınıfı 1'di. Onun altındaki 2. Yani bu 3, 4, 5 arttıkça ne oluyor?
binanın yüksekliği düşüyor aslında. BYS büyüktür 3 demek daha yüksek bir binayı, BYS 4 daha alçak, BYS büyüktür 7 kat yüksekliğinin, bina yüksekliğinin daha az olduğu binaları gösteriyor. Yükseklik arttıkça bakın süneklikle ilgili binanızın özelliği aşağı doğru çekiliyor. R'lerde çok ciddi değişiklikler yok. Eski yönetmelikle işte çerçeve için hatırlarsanız betonarme yapılarında R'yi 8 alıyorduk. Yine 8 almaya devam ediyoruz. Karma olunca işte 6 benzer rakamlardı. Dayanım fazlalığı kat sayısı diye bir kat sayı var. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Tabii bu büyüktür 3, büyüktür 4. Belli yükseklikleri geçtiğiniz zaman ne yapamazsınız? Bu tür binayı yapamazsınız demek anlamına gelmiyor bu. Ne yapamazsınız? Dayanıma göre tasarlayamazsınız anlamına geliyor. Devam edelim. Bu yerinde dökme onun açılmış hali A1, 1-2, 1-3, 1-4 şeklinde çok daha fazla sayıda detay içeriyor. Daha fazla sayıda sınıf binayı tarif etmeye uğraşıyor. Dayanım kat sayıları burada hepsini görmüyoruz ama 1,5 ile 3 arasında değişen dayanım fazlalığı kat sayıları göreceğiz. B, ön üretimli betonarme bina taşıyıcı sistemleri için bu tablomuz tarif ediliyor. Çelik bina taşıyıcı sistemleri için ayrı bir sayfa. Hafif çelik yığma yapılar, ahşap yapılar için her biri için artık ne geliyor? Dayanım davranış kat sayısı, dayanım fazlalığı ve yükseklikle ilgili sınırlamaların olduğu tarifler geliyor. Şimdi acaba bu R ve D ne oldu, nedir, ne değildir? Şimdi şu çok basit bir halde neyi gösteriyor? Şimdi biz deprem hesabı yaparken ne yapıyoruz? Binamızın ağırlığını hesaplıyoruz, doğru mu? Bir tane ivme hesaplıyoruz spektrumda. Binamızın kütlesiyle ivmeyi çarptığımız zaman ilk başta neyi bulmuş oluyoruz? Elastik deprem kuvvetini. Sonra bulduğumuz bu elastik deprem kuvvetini R gibi bir katsayıya bölüyoruz. Bulduğumuz bu FE'yi, FE dediğim elastik deprem kuvveti, R'ye bölünce tasarım için kullanacağımız bir kuvvet elde ediyoruz. O kuvvetin adı arkadaşlar FD. Tasarımda esas alınacak R ile bölündükten sonra bulunan dayanım. Sonra bu FD'yi bulduktan sonra binayı tasarlamaya başlıyoruz. Donatıları atıyoruz. Atıyorum 7-8 katlı bir yapı yapıyorsak birinci, ikinci, belki üçüncü katlarda hep ne çıkıyor? Yüzde atıyorum 2, 2,5, 3 donatı oranları seçtiğiniz boyutlara bağlı olarak değişiyor ama üst katlara doğru çıktıkça %0,5-0,4 donatı atma şansımız var mı bir kolana? Yok. Atıyorum bize 15-15 bir kesit yetiyorsa bizim öyle bir kesit kullanma şansımız var mı? Yok. Sonuçta öyle bir bina tasarlıyoruz ki biz bizim hesapta bulduğumuz FD'den daha fazla dayanımı olan bir bina çıkıyor ortaya. Doğru mu? Minimum boyutlar, malzemeyle ilgili yük kabullerinden mesela ne yapıyoruz? Beton basınç dayanımını azaltıyoruz. Yükleri kat sayılarla arttırıyoruz. Bütün bu etkiler, şunlar bunlar, gerçek değerlerine geldiğinde tasarım sırasında göz önüne aldığımız kuvvetin üzerinde bir dayanım çıkıyor ortaya. Mesela statik ittirme analizi, pushover analizi diye bir hesap yaptığınız zaman hesap sırasında bir VT hesap ediyoruz. Tasarım için buluyoruz. Binayı tasarlıyoruz. Atıyorum VT'si 100 ton. Binayı ittiriyoruz. Bir çıkıyor 200 ton. Niye? Çünkü bu dayanımla ilgili minimum boyutlardan şuradan buradan gelen katkılar şunlar bunlar eklenince daha fazla bir dayanım çıkıyor. Bu nedir? FY. Bu da binamızın aslında gerçekte var olan akma dayanımı. İki kavram birbiriyle bu yüzden farklı. Şimdi RA dediğimiz şey bizim hesap yaparken kullandığımız R. Yani elastik deprem yükünü az evvel size tabloda gösterdiğim değerlere böldüğümüz şey. FE'nin FD'ye oranı R. Bu RA. R'ye ise bu FE'nin FY ile gerçek akma dayanımına oranını temsil ediyor. Dolayısıyla dayanım fazlalığı dediğimiz katsayı aslında neyle bulunuyor? FY'nin FD'ye oranı. Yani R'lerin, iki R'nin birbirine oranıyla tarif ediliyor. Şimdi
hesap yaparken master yapan arkadaşlar hatırlayacaklar. Biz iki farklı şeyi kabul ederiz. Eş enerji, eş deplasman ilişkisi. Biz deriz ki periyodu bir binanın çok kısaysa bu binada oluşan deplasman talebini hesap etmek için elastik binanın altında kalan yük deplasman yöresinin altındaki alanla elastik olmayan binanın altındaki alanı eşitleriz. Bu binalar deriz eş enerji prensibine uyuyor. Periyot uzadıkça ise eş deplasman prensibi dediğimiz bir prensip vardır. Özetle şunu söyler, elastik binada oluşan deplasmanlar, elastik olmayan binada oluşan deplasman birbirine eşittir. Bakın bu onu gösteriyor aslında. Yani lanet tayin çizilmiş bir şey değil. Bakın şu elastik olan binanın yük deplasman eğrisi, bu da elastik olmayan binanın yük deplasman eğrisi. Bakın ikisini birbirine eşit almış. Bizim uğraştığımız binaların çoğunlukla periyotları eş deplasman bölgesine denk gelir. Burada deprem yönetmeliğinin eskisinde de vardı. Willick Pfeiffer Fischinger'ın önerdiği bir takım R-Multi ilişkileri var. Biz deplasman, elastik ve elastik olmayan sistem deplasmanlarını bunun üzerinden hesaplarız. Yönetmelikte var olduğu için söylüyorum. Fazla detaya girmeyeceğim. Binanızın periyodu spektrumun TB periyoduyla periyodundan az ise yönetmelik diyor ki bu R'ler böyledir. Ama binanızın periyodu spektrumun o köşe TB periyodundan daha büyükse R A'nız R bölü I'ye eşittir. R bölü I mantığını da az sonra izah edeceğim. Sadece TB'yi açtıktan sonra elastik olan sistemle elastik olmayan sistemde oluşan deplasman taleplerinin birbirinin aynısı olduğunu bilmemiz yeterli. Bu formüller belki ihtiyacı olan, ilgisini çekecek arkadaşlarımız diye buraya ekledim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bulduğumuz şeylerin grafik olarak gösterilmesi. Burada RA, burada RL var. Yönetmeliğin söylediği TB'ye kadar R artıyor, ondan sonra sabit. Ne diyor? TB'ye kadar R'ye artıyor, ondan sonra sabit. Burada bir konuyu belki hatırlatmakta fayda var. Eski yönetmelikte hatırlarsanız ne diyordu? Binanızın periyodu TA'dan büyük olduktan sonra RA'yı tablodaki R'ye eşit kabul ediyordu. Doğru mu? Eski yönetmelik bunu söylüyordu 2000 yönetmeliği. T büyüktür TA ise R tablodaki R'ye eşittir. Burada ne diyor? Burada da şunu söylüyor. T büyüktür TB ise R tablodaki R'ye eşittir. T büyüktür TB ise R mü'nün kendisine eşittir. Söylemiş olduğu şey bir diğer farklılık bu. Hesapta sizin de farkında olmadan kullandığınız el alışkanlığıyla kullandığınız şey efendim. Hocam dünkü toplantıda şey demiştiniz. 0.80 ile 1.5 arasında deprem etkileri yeni yönetmelik eski yönetmelik kıyaslandığında artıyor, yapının yerine göre artıyor veya azalıyor demiştiniz. Dünkü toplantı 1.5 ile 0.80 arasında 0.70 arasında. Daha doğrusu R bahsi de yoktu. Mesela 1.5 önem katsayısında bir bina için otomatikman burada R 1.5 azalıyor. 1.5 çarpı 1.5 neyse 2.5 kat gibi bir deprem artışı mı oluyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Tam olarak öyle değil. Artık şöyle bir şey var yani. R tarif etmiyor, R bölü I tarif ediyor. Aslında hiçbir farkı yok. Oraya geldiğimde anlatacağım bir fark olmadığını. Şimdi az evvel söyledim. Diğer bir husus. Düşey deprem etkisinin göz önüne alınması. Düşey deprem etkisini öncelikle şöyle bir düşünün. Neden göz önüne alıyoruz ki biz? Ne bizi bunu göz önüne almaya zorluyor? Hayatın gerçekleri. çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Depremin düşey bileşeni önemli bir bileşen. Mesela eksenel kuvvetleri ciddi anlamda zıplatan bir şey. Ağır bir binaysa depremi yukarı aşağı doğru hareketi ne yapıyor? Kritik sonuçlar getiriyor. Bazı bölgelerde bakıyorsun kolonlar patlıyor deprem sonrasında. Bunu hesapla izah edemiyorsun ama bunu uyguladığın zaman, düşey bileşenini uyguladığın zaman o zaman bu eksenel yüklere ulaşılabildiği çıkıyor ortaya. Bizim özellikle şunu söylemek lazım. Bazı elemanlar özellikle düşeydeki bu hareketten daha fazla etkileniyor. Hangi tür elemanlar? Mesela açıklıkların yataydaki iz düşümü 20 metre veya daha fazla kirişler varsa bunlar doğal olarak depremin düşey bileşeninden
modal özelliklerinden de dolayı daha fazla etkileniyor. Başka, açıklıklarının yataydaki iz düşümü 5 metre veya daha fazla olan konsollar. Çünkü konsol da düşey bileşenden eğilme etkileri anlamında daha fazla etkileniyor. Kirişlere oturan kolonlar. Mesela bir kirişin üzerine bir kolon oturtuyorsan depremin düşey bileşeni bundan ciddi anlamda etkileniyor. Hocam bu dönem Eurocode'da 7,5 metreydi o sınır. 20 metre biraz fazla değil mi? Yok. Bu değerler arkadaşlar Eurocode'un aynısı. Tıpkısının aynısı. Son Eurocode'un bu değerler aynısı. Hiçbir değişiklik yapılmadan ondan alınmış halde. Kolonları düşeye göre eğimli. Bazen oluyor ya böyle mimarlar yapıyor artistik şeyler. Eğimli kolonlarınız varsa onlar da ne yapıyor? Bundan etkileniyor. Şimdi yönetmelik diyor ki böyle elemanların hesabını yaparken mod birleştirme yöntemiyle bu elemanların hesabını yapacaksın. Yani bunu modal analize burada dahil olacak. Ama bu tür elemanların yoksa şunu yapabilirsin. Düşey deprem etkisini doğrudan statik yük gibi etki ettirebilirsin. Bakın ne diyor STS. STS neydi hatırlayın? İvme mukabele spektrumunun sabit ivme bölgesindeki o maksimum ivme. O maksimum ivmeyi ölü ağırlıkla çarp, ivme çarpı G cinsinden olduğu için ivme çarpı ağırlık. Bunun 2/3'ünü statik yük gibi etki ettirebilirsin. Tabii bunu da nasıl etki ettireceğiz? Deprem kombinasyonlarına bunu etki ettirmek için diyor ki G artı Q artı kar yükünün %20'si depremin yataydaki etkisi, düşeydeki etkinin %30'u. 0.9G artı H yanal toprak etkisi, yataydaki deprem bileşeni, düşeydeki deprem bileşeni eksi 0.3. Hangi kombinasyonlarla bunları dahil edeceğimiz bize söyleniyor. Muhtemelen arkadaşlar zaten kullanmış olduğumuz yazılımlar bunları otomatikman hesaba dahil edecekler. Şimdi dedik ki hesabı değiştiren bir diğer önemli faktör. Bakın burada 2007 yönetmeliğinde ne diyorsa o. Ne diyordu 2007 yönetmeliğinde? Taşıyıcı sistem hesabında çatlamamış kesite ait rigidlikler kullanılacaktır. Rigidlik neyse o. Şimdi 2018 yönetmeliği bu konuda ciddi değişiklikler içeriyor. Mesela perdeyse düzlem içi, düzlem dışı ayrı ayrı tarif ediliyor. Çubuk elemanlarsa. Şimdi en çok sıkıntısını çektiğimiz şeylerden bir tanesi nedir? Kısa kirişlerde çok ciddi eğilme momentleri oluşur. Dediği gibi donatı ihtiyacı olur orada. Doğru mu? Şimdi bakın ne diyor? Bağ kirişlerinin eğilme rigidliğini ne yapıyor? %15'i al diyor. Bu çok ciddi bir düşüş. Yani eğilme rigidliğini %15'i alırsan ne olacak? Oradaki eğilme momentlerinde çok ciddi azalmalar meydana gelecek. Bunun sonucu olarak hesap ettiğimiz donatı miktarları artık o kısa kirişlerde çok ciddi miktarda azalmaya başlayacak. İş yok giymiş. Yani çünkü zaten çatlıyor. Siz onu bir yani var ama kabul etsen de zaten çatladıktan sonra o bu hale gelmiş oluyor. O halini göz önüne al. Mesela çerçeve kirişinde %35'ini alıyor. Biz ne yapıyorduk bazen? Çok abuk subuk rakamlar çıktığında hiç bilemezsek ya mafsal atıyorduk ya da oraya %50'sini aldık, geçiyorduk. Doğru mu? Ama şimdi bize ne alacağımızı söylüyor. Bunun tabii doğal bir sonucu var. Bunu böyle aldığımız zaman ne bekliyoruz? Ne olmasını bekliyoruz hesapta? Binalarımızın titreşim periyodları büyüyecek. Mesela atıyorum 0.6 bulduğun binanın periyodu belki 0.75 olacak. Bu neyi getirecek? İvme mukabele spektrumunda daha küçük ivmelere maruz kalacaksın. Ha binanın rahatladığını düşünebilirsin belki. Ama şekil değiştirmeye göre tasarım yapıyorsan bu defa deplasmanların büyüyecek. Göreli katotelenmelerin artmaya başlayacak. Yani fayda sandığın şey her zaman fayda olarak sana geri dönmeyecek. Yani bunun ha iyi oldu daha az deprem kuvveti çıktı diyebileceğimiz avantaj hanesine yazabileceğimiz bir şey olarak değerlendirmemek lazım. Başka, mesela biz doğrusal hesap yöntemini bugün anlatıyoruz. Eşdeğer deprem yükü yöntemi doğrusal hesap yöntemlerimizden bir tanesi. Eski yönetmelikte de, yeni yönetmelikte de ne diyordu? Eşdeğer statik yük yöntemini her binada kullanamazsın. Bunu hangi şartlara bağlıyordu?
vurulma düzensizliğin var mı? Katlar arası rijitlik düzensizliği, yani nü kali var mı, nü beyi var mı? Ona bakıyordu. Yeni yönetmelik diyor ki, her bir katta vurulma düzensizliği kat sayısı 2'den küçükse ve B2 türü düzensizlik yoksa, yani nükai de 2'den küçükse, o zaman diyor DTS 1, 1A, 2, 2A falan filan, betonarme yükseklik, bina yükseklik sınıfı 4 ise, yükseklik sınıfı 5 ise. Şimdi DTS 1, 2 olan binalardaki yükseklik sınıfı 4 ile 3, 3A, 4, 4A'daki 5 aynı yükseklik aslında. Bakın tabloda gösteriyorum. DTS'si 1, 1A, 2, 2A, BYS 4 demek ne demek? 42 metreden küçük demek. 3, 3A, 4, 4A'da BYS 5 demek ne demek? 42 metreden küçük demek. Yani diyor ki 42 metreyi aşmıyorsa bina ve A1 ve B2 düzensizliğin yoksa o zaman eşdeğer statik deprem yükü yöntemini kullanırsın. Ama bunlar varsa, o zaman 28 metreyi aşmayan binalarda eşdeğer statik yük yöntemini kullanmana izin var. Eğer bu sorun varsa ne yapacaksın? Gideceksin, mod birleştirme yöntemi uygulayacaksın. Tamam mı? Yani bu eşdeğer statik yük yöntemini bağlayan bir koşul. Eski yönetmelikte nasıldı? Aşağısı tam görünmüyor ama hemen hemen benzer şeylerden bahsediyordu. Deprem bölgelerine bağlıyordu 1-2. E biz de ne yaptık? DTS 1-2 dedik. 3. 4. derece deprem 3-4 olmuş oldu. İvme değerleri tam karşılık gelmese de 42 orada ne vardı? 40 vardı. 28 orada ne vardı? 25 metre sınırlar vardı. Ufak tefek de olsa biraz daha yeni yönetmeliğin bu koşulları ağırlaştırdığını söylemek mümkün. Evet, şimdi geldik. Deprem yükü hesabını nasıl yapıyoruz? Uğur'un sorusunun belki de cevabı burada. Burada 2007 yönetmeliği. Orada ne vardı? Bizim bir AT'miz vardı. Doğru mu? Neydi bu AT? A0 çarpı I çarpı S'de. A0 deprem bölge katsayısı, I bina önem katsayısı, S'de şekil çarpanı. Buradan da elastik deprem kuvvetini hesaplıyorduk az evvel söylediğimiz şekilde. Bina ağırlığıyla çarptık. R'ye böldük. Bu çıkıyordu. Şimdi 2018'de ne değişiyor? Elastik deprem ivmesi R'ye bölünmüş halde tarif ediliyor. Burada R'yi R bölü I olarak tarif etmesi aslında bir farkı yok. Neden farkı yok? Bakın burada I burada çarpandı. Siz RA'yı R bölü I olarak tarif ettiğiniz zaman RA'nın olduğu yere R bölü I yazıp ne olacak? Ters çevrilecek, çarpılacak, I üste çıkmış olacak. Yani R bölü I yazmak hiçbir şey değiştirmiyor. Ters çevrilip çarpıldığı için I gene bina önem katsayısı yine üste çarpan haline gelmiş oluyor. İki yaklaşım arasında bir fark yok. Bu diyor ki 0.1 A0 I bina ağırlığı. Bu diyor ki 0.04 kütle M çarpı G aslında o da ağırlığı veriyor. I çarpı S derse A0 çarpı I bir farkı yok. Katsayılar olarak şunu söylemek mümkün. En küçük göz önüne alınacak minimum deprem kuvvetinde bir miktar artış var. Zaten Denizli'de bina yaptığımız zaman biz hiçbir zaman o minimum VT minle hiçbir zaman imkan olmadı zaten. Bizi çok da bağlayacak bir şey değil. Onun haricinde deprem kuvvetlerinin katlara nasıl dağılacağı. 2007'de böyleydi. 2018'de böyle. Var mı bir fark? Aynısı. Delta FM 2007'de böyleydi. 2018'de böyle. Hiçbir fark yok. Yani bu konuda bir değişiklik olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Bina periyodunun hesabı ile ilgili bir takım modifikasyon diyelim, değişiklik demeyelim. Bu bildiğimiz Rayleigh formülü. Hepsinin mantığını T eşittir 2 pi M bölü K. Kütle artarsa periyod artar, rigidlik artarsa periyod azalır. Ama nesiyle orantılıdır? Kendisiyle değil, kare köküyle. Bu formülü zaten kullanıyorduk biz. Bu formülde hiçbir değişiklik yok. Bu ise hatırlayacaksınız, 1998 deprem yönetmeliğinde var mıydı? C
CHT AŞNET üzeri 3/4. Şimdi 2007'ye geri geldi bu ifade. Ama şöyle bir şey var. Bu TP, CHT, AŞNET üzeri 3/4. Bununla ilgili CHT'nin tarifiyle ilgili bir takım şeyler var. Deprem yükleri tamamen perdelerle taşınıyorsa CHT'yi diyor bununla hesap edeceğiz. Ama diğer binalar ise çerçeve ise 0.1, çelik çerçeve ise 0.08. Diğer tüm yapılar da 0.07. Ama söylediği şey şu, iki tane bina periyodu hesabı yapacaksın. Bir, bununla hesap yapacaksın. İki, bununla hesap yapacaksın. Ve diyor ki, binanın periyodu asla şununla hesap ettiğim periyod, şununla hesap ettiğim periyodun 1.4 katından daha fazla olamaz. Bununla bir periyot hesap ettim. Bununla buradan buldum periyodu 1.6 saniye. Buradan buldum 1 saniye. Bunun 1.4 katından fazla olursa eğer gidip 1.4 katını alacaksın. Yani 1.6 alamazsın, 1 saniye alacaksın. Bu dün konuştuk bazı arkadaşlarla. Prefabrik yapan arkadaşları bağlayan bir şey. Mesela ona bir açıklık getirmek lazım. Çünkü bu formülasyon bina türü yapılar için üretilmiş bir şey. Prefabrik yapıların periyotları zaten doğal olarak ne geliyor? Yüksek değerler geliyor. Siz onu kat yüksekliğine 3/4'e bağladığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? O binaları gayri ihtiyarlı, dün beraber konuşmuştuk galiba, cezalandırmış oluyoruz. Bunun gibi boşluklar zaman içerisinde sanıyorum doldurulacak. Periyot hesabı ile ilgili değişiklik demeyelim, modifikasyon bu. Ha tabii şunu da söylüyor. Bazı koşullar sağlanıyorsa, 1A, 2A falan, bina yükseklik sınıfı 6, yani 17.5 metreyi geçmiyorsa bina, ya da 3A, 4A'da olup da, yani ivmesi düşükse o bölgenin, 0.5G'yi geçmeyen ivmeler varsa, Rayleigh formülünü kullanmadan doğrudan periyodu bununla hesap edebilirsin diyor. Hiç Rayleigh formülünü uzun uzun kullanmaya ihtiyacın yok diyor. Başka mod birleştirme yöntemiyle ilgili 2007 yönetmeliği bize ne diyordu? %90'ını hesap sırasında göz önüne alacak mod sayısını belirlerken etkin kütle %90 yeterliydi. Şimdi ne yapıyor? Biraz daha fazla sayıda modu dahil etmeye bizi zorluyor. %90 olan o değer %95 oldu. Ayrıca şunu da söylüyor yeni bir şey. %3'den daha fazla katkısı varsa bir modun, onu da göz önüne alacaksın. Yani %95'i bulduğunla yetmiyor. %3'ü geçen bütün modları da hesap sırasında göz önüne almak zorundasın. Bu doğal olarak neyi değiştirecek? Az evvel dediğim gibi göz önüne aldığımız mod sayısı belki biraz artacak. Evet, göreli törenmelerin hesabı ile ilgili hesabı zor değişiklikler var. Tabii bunları yazılımlar yapacağı için bir yönde avantajlıyız. 2007 yönetmeliğinde hatırlarsanız delta eşittir R çarpı neydi? Küçük deltaydı. Biz bunu deltayı bölmek için %2 ne yapıyordu? Katın elastik ötesi deplasman oranının hepsiydi. Biz bunu R'ye bölmek suretiyle ne yapıyorduk? Küçük delta cinsinden eşleniğini elde ediyorduk. Şimdi yeni yönetmelik diyor ki delta Şu yani aynı şey. R bölü I çarpı delta'dır. Burada mesela formülasyon benzerlik olması açısından şununla karşılaştırıyor. Şöyle göstereyim. Eskiden delta I max bölü H I %2'den küçük olacaktı. Daha doğrusu bu delta'yı yazarsak da 0.02 bölü R olacak hatırlarsanız. Yeni yönetmelik diyor ki lambda çarpı delta max bölü h'i 0.008 bölü k'dan küçük olmalı. Hangi tür yapılarda? Dolgu duvarlarının çerçeve elemanlarına tamamen bitişik olması durumu. Yani bizim geleneksel bina yapma yöntemimize uygun. Kolon, duvar, ip gibi bitişik. O zaman diyor ki 0.008 k. Ama eğer dolgu duvarların çerçeve elemanlarına esnek derzlerle bağlanması söz konusuysa, bu da çok nadiren aslında karşılaştığımız bir şey. Şöyle bir detay vermiş. Çelikten bir şey var.
kalıp gibi bir şey. Duvar onun içine giriyor ama kolona tamamen ne yapmıyor? Yapışmıyor. Şimdi şöyle farz edin. Bir dolgu duvar tamamen boşlukları dolduruyorsa ne yapar? Göreli ötelenmeleri sınırlandıracaktır. Onun için aldığı değer 0.008. Ama boşluk varsa çerçeve daha hareket edecektir. Duvarlarda oluşan kesme çatlakları sebebiyle belki birleşimlere kesme aktarımları daha sınırlı olacaktır. Orada da diyor ki 0.016K. Şimdi bu lambda ne? Bu K ne? Söylediği K taşıyıcı sistem türüne bağlı olarak ifade ediliyor. Betonarme ise 1'dir, çelik ise 0.5'tir. Söylediği bu. Lambda'nın hesabı biraz karmaşık arkadaşlar. Söylediği şu, bizim dün anlattığımız farklı deprem düzeylerine karşılık gelen mukabele spektrumları var. Hatırlıyor muyuz? Deprem düzeyi 2'ye karşılık gelen spektrum bu. Deprem düzeyi 3'e karşılık gelen spektrum bu. Binanın periyodu atıyorum 0.8 saniye. Binanın periyodundan çıkacaksın. Deprem düzeyi 3'e karşılık gelen ivmeyi okuyacaksın. Deprem düzeyi 2'ye karşılık gelen ivmeyi okuyacaksın. O ivmeyi ona böldüğün zaman lambda katsayısını elde edeceksin. Ben şahsen, yani burada şöyle bir şey var. Burada literatürde bunu çok net açıklayan bir şey yok ama şunu yapmaya uğraşıyor. Bir taşla iki kuş. Biz hep göreli ötelenmelerin sınırlandırılmasını hangi düzeyde kontrol ettik? Tasarım depremi seviyesinde kontrol ettik. Bunu yapmasındaki amaç şu. Göreli ötelenmelerin sınırlandırılmasını A. Tasarım depreminde kontrol et. B. Servis depreminde kontrol et. Bunu böyle yapmak suretiyle hem tasarım depreminde göreli ötelenmeleri kontrol ettiğini farz ediyor, hem de servis depreminde, yani sürekli daha sık olma ihtimali olan depremde göreli ötelenmelerin aşılıp aşılmadığını kontrol ettirmeye uğraşıyor. Böyle bir mantığı var. Yani bu nereden çıkmış diye aklınıza gelirse eğer. Burada da şanslısınız. Muhtemelen bunu da bilgisayar programları zaten hesap edecek. Diğer bir hesap, göreli ötelenmelerle ilgili malum ikinci mertebe etkileri bizim zaman zaman canımızı acıtabilen bir şey. Bu ne diyor? 2007 yönetmeliği. Bu da 2018. Şimdi ikinci mertebe etkilerini çok zor bir şey olarak değerlendiriyor arkadaşlar. Bu formülün mantığı nedir? Var mı bir bilginiz? Mesela bu formül aslında iki momentin birbirine oranından ibarettir. Delta ortalama çarpı toplam Vj. Mesela şöyle izah edeyim. Şurayı farz edin. Veya şu. Bakın. Delta ortalama. Bu delta ortalama neyi kastediyor? Bu katın yaptığı ortalama deplasman. Biz zaten reşit diyafram kabulüyle ne yapıyoruz? Bir delta ortalama hesap ettik. Sonra ne diyor? Söylediği şey şu. Bunun üzerinde kaç tane kat varsa, bu kolon hareket ediyorsa ileri geri, neyle hareket edecek? Üzerindeki katların ağırlıklarıyla hareket etmeyecek mi? Üzerindeki katların ağırlıklarının toplamı çarpı bu katın deplasmanı. Bu ne demek? Yük çarpı mesafe. İkinci mertebe momenti bu. Yani bu bir eğim momenti. Yük çarpı deplasmanı. Yük hangi yük? Üst katlardan gelen ağırlık. Bu momentin Vi çarpı Hi oranı. Vi çarpı Hi nedir? Betonarme kolonlarda kesme diyagramının şekli neye benzer? Dikdörtgendir hep, doğru mu? Depremli hariç. Hepsi dikdörtgen. Moment diyagramı neyi verir? Kesme diyagramının altındaki alan bize moment diyagramını vermez mi? Kesme çarpı yükseklik. Kesme diyagramının altında kalan alanların nesidir bu? Toplamı o katın taşıdığı kesme çarpı o katın yüksekliği. Bu da bu katta oluşan momentler toplamı. Bu formülasyon, bakın teta, size neyi söylüyor? İkinci mertebe momentlerinin o katın taşıdığı toplam momente oranı kastediyor. Bu diyordu %12'den fazla olmayacak. İkinci mertebe kontrolünün mantığı bu. Ne değişmiş? Aynı şey. Biraz Zekai Hocam'ın elinin değmesiyle indisler, onun indisleri olmuş. Ama bunu D, C, H, R gibi bir katsayıyla modifiye ediyor. Mantık aslında hemen hemen aynı. D dediğimiz şey neydi? Dayanım fazlalığı katsayısı.
CH dediğimiz taşıyıcı sistem türüne bağlı olarak değişen bir katsayı, R'yi de zaten tablolardan tablodan alıyoruz. Şunu söyleyebiliriz, bir miktar daha kritik hale getiriyor. Yani bu değerler bir miktar daha düşüyor, ikinci mertebe etkileri bir miktar daha teoretik kontrol edilme. Yani nerede burada sıkıntı olacak? Kiriş narin olan, görüntülenmelerin fazla olduğu, kat ağırlıklarının fazla olduğu taşıyıcı sistemler varsa sadece orada bizim açımızdan bir sıkıntıya sebep olabilir. Bu zamana kadar anlatmış olduğumuz konular arkadaşlar neyle ilgili? Dayanıma göre tasarım, dayanıma göre hesap, kuvvetlerin hesabı nasıl yapacak, deplasmanlar nasıl kontrol edecek? Tabii şöyle bir şey var, dünkü mesela tablolarda dedim ki, şekil değiştirmeye göre değerlendirme tasarım, dayanıma göre değerlendirme tasarım. ŞDGT, DGT. Karşılarında şey yazıyor, performans hedefleri. Dayanıma göre tasarımın karşısında hep ne yazıyordu? Kontrollü hasar, KH. Siz dayanıma göre tasarımı yapıp 7. bölümün kurallarını uyguladığınız anda aslında ne yapmış oluyorsunuz? Kontrollü hasar performansını otomatikman sağlamış oluyorsunuz. Zaten o yüzden dayanıma göre tasarımda mesela sınırlı hasar diye bir performans hedefi yoktur. Hepsi nedir? Kontrollü hasardır. Hepsi kontrollü hasar. 7. bölüme göre tasarımını yaptığınız anda kontrollü hasar performansı otomatik olarak tesis edilmiştir zaten. Mantığı budur. Devam edelim mi? Dünkü gibi bir 10 dakika mola ister misiniz? Tamam, 10 dakika olsun o zaman, değil mi? Fazla olur. Arkadaşlar şimdi az evvel dediler ki hoca bizi asistan arkadaşlar kadar teoriye hakim zannediyor herhalde. Biraz hızlı anlattı. Hani diğer şeye geçmeden evvel sorular varsa eğer şuradaki hesabı biraz daha açalım diye talepler varsa isterseniz şey yapalım. Bir kere daha belli başlıkların üzerinden geçeriz. Hocam, harfleri anlayabiliyoruz ama mana veremiyoruz. Hocam, mana hangi harften neri şeydir? Yani indislerle ilgili tabii bir şey var. Aşina olmak lazım. Yani şöyle bir şey var. Hani, biraz evvel konuşuyorduk. Mesela Amerikan şartnamelerinde şey var, ACI 318'de açtığınız zaman sayfalar iki sütun halindedir. İlk sütunda kod yazar üstte, yanında da commentary yazar. Yani kod ne diyor? İşte şunun formülü şu diyor. Yanında commentary'de de onun yorumu var. Onunla ilgili. Maksat nedir? Yönetmeliğin, o kodun, onların provision dediği, kurallar dediğinin yorumuyla ilgili şey var. Tabii bizde ne yazık ki o kısımlar eksik. Sadece kurallar var. Mesela ikinci mertebe etkilerini kullanıyoruz ama çoğu arkadaşım ikinci mertebe momentinin, kas momentinin oranı olduğunu, onun da %12'den az olması gerektiğini mesela şey yapmıyor aslında. Yani dolayısıyla terimler ŞGDT, şekil değiştirmeye göre tasarım. Söylerken ben de zorlandım da. DGT, dayanıma göre tasarım. Bunlar yeni yönetmeliğin şeyleri. Hocam o metodun kısaltmalarını almışız, kısaltma hastalığını almışız ama tabii o yorum kısmı yok bizde. Biraz fazla, tabii yorum kısmı yok. Onu da biz yorumlayacağız, uğraşmayacağız artık. Varsa arkadaşlar, yani şu konuyu şöyle, şu başlığı bir kere daha altını çizelim talebiniz varsa hızlıca onlardan bahsedebiliriz. Var mı böyle bir talep? Bir bitirelim hocam. Bir daha yaparız gibi geliyor. Şimdi 7. bölüm 4. bölümde neyin hesabını yapıyoruz aslında? 4. bölüm bize şunu hesaplattırıyor. İki tane şey var. Bir, binaya gelen kuvvetler nasıl hesap edilir? Yani malum biz hesabı hep iki başlıkta değerlendirmeye uğraşıyoruz. Bir tane ilk başlık ne? Analiz. Analizin amacı ne? Binamızda oluşan moment, kesme, eksenel kuvveti bulmak. Tasarımın amacı ne?
bulduğumuz momente, eksenel kuvvete, kesmeye bir donatı giydirmek, bir eleman boyutu giydirmek. Yedinci bölüm, ilk bölümde ne yaptık? F'ler. Kuvvetler nasıl hesap edilir? Sonra ne dedik? Düğmeye bastık, analiz sonuçlarını bulduk, deplasmanlar oluştu. Bu deplasmanlar oldu mu, olmadı mı? Bunları nasıl kontrol edeceğiz? Çünkü malum, görevli ötelenme sınırlarını sağlayamıyorsanız ne yapıyorsunuz çoğunlukla? Geri dönmüyor musunuz? Eleman boyutlarını büyütüyorsunuz, değil mi? Kolonların yönlerini oynuyorsunuz. Çünkü tasarım dediğimiz, hesap dediğimiz bir düğmeye basmak da olmuyor ki. Birkaç tur çeviriyoruz, öyle olmuyor. Bir daha deneme yapıyoruz. Ondan sonra geçtiğimiz kısım aslında bizim artık şey yap, burada da kesit detmiyor. Gene dönüşler düşüyor. Sonuçta bu bir bütün. Fakat şuna katılıyorum tabii. İlk defa gördüğümüz şeyler var. Yani dün de söyledim. Duyarsanız hatırlarsınız. Bakarsanız anlarsınız. Ancak yaparsanız öğrenirsiniz. Muhtemelen buna benzer bir şeyi biraz yapmaya başladıktan sonra tekrar etmek lazım. O zaman kafada bazı şeyler daha somutlaşmış olacak. Ama tabii şurada birkaç saat ay sonra yürürlüğe girecek bir şey var. Bunu da yapmamız lazım işin doğrusu. Yedinci bölüm arkadaşlar, dediğimiz gibi süreklilik düzeyi yüksek, sınırlı, karma sistemleri anlattık. Malum elemanları da biz ne yapıyorduk? Süreklilik düzeyi yüksek kolonlar, süreklilik düzeyi normal kolonlar. Elemanları da süreklilik düzeylerine göre tarif ediyorduk. Süreklilik düzeyinin yüksek olabilmesi için bazı şartların yerine gelmesi gerekiyordu. 7. bölüm hangi dil ile şey yapıyor? Aynı 4. bölümün devamı şeklinde. Sınırlı, yüksek ve karmalar sınırlı ve yüksek elemanlardan meydana geliyor. Bir takım standartlara atıf yapılıyor arkadaşlar. Mesela TS498, TS500 bunlar bizim bildiğimiz. TS708. Hocam onlar yürürden kalkmadı mı? Mevcut. 498 değişmesi lazım. Kalktı yani değişiklikler var. TS500 hala 608 kalktı. Rüzgar yükleri bir şeyimiz ayrı geldi. Rüzgar ve kalp yükleri ayrı bir tane tek yayınlandı ya. 498 ve... Uyurda kalktı hocam. Erdem'in boyutları mı değişti? 498'i hala 2018 yönetmeliğinde yüklerin hesabı ile ilgili atıflar var. 498'in içinde. 498'de bir takım değişiklikler veya şeyler. Malum Avrupa Eurocod normlarına, ENE'lere adaptasyonlar süreç içerisinde devam ediyor. Birisi kalkıyor, onun yerine bu şartnameler geliyor. Malzeme özelliklerinin, şunun bunun, yüklerin, hesap kabullerinin yer aldığı şartnameler. Şimdi malzemeyle ilgili bir takım değişiklikler var. Hatırlarsanız 2007 yönetmeliğinde ne diyordu? C20'den daha düşük dayanımlı beton kullanılamaz deniyordu. Bir de ne diyordu? C50'den yüksek beton kullanıyorsan bu yönetmelik ona hitap etmiyor diye söylüyordu. Kullanamazsın demiyordu ama burada yazan kurallar koşulda C50 üzeri betonları kapsamaz diye söylüyordu. 2018 yönetmeliğinde artık C20 ve kalktı. C25'ten daha düşük dayanımlı betonun kullanılmasına izin yok. Biz işin doğrusu Deniz'de zaten C25'e, C30'a geçmiştik. Çok ciddi bir değişiklik olmayacak. C25 ile C80 arasındaki betonları kullanabilir durumdayız. Donatı sınıfları ile ilgili TS708'e atıfta bulunuyor. B420C, B500C nervürlü donatılarını kullanabileceğiz. S420'yi de eğer karbon oranı çok yüksek değilse S420'yi de kullanmaya devam edebileceğiz. Ben daha ziyade nelerin değiştiği üzerinde durmaya çalışacağım. Mesela bu özel deprem çirozlarının nasıl bağlanacağı ile ilgili bir takım değişiklikler var. Bunlarla ilgili kurallar, koşullar hemen hemen aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Fakat ne diyor? 2007'de deprem çirozlarının bağlanması ile ilgili detay buyken 2018'de bu hale geldi. Ne fark var arkadaşlar? Bakın burada artık etriyelerin hem boyuna donatıları hem de çirozların hem boyuna donatıları hem de etriyeleri sarması isteniyor. Çünkü neden?
Ne oluyor? Bazen beton dökülürken şu bu, bağlantılarda bir takım sorunlar varsa enine donatılarda deformasyonlar, kaymalar veya benzeri şeyler meydana geliyor. O yüzden diyor ki çiroz hem etriği sarsın hem de boyuna donatıları sarsın. Onun haricinde başka bir takım şeyler, boyutlarla ilgili bazı değişiklikler var. Mesela 2007 yönetmeliğinde ne diyordu? En küçük kolon boyutu 250 mm'den az olamaz. Dairesel kolonların çapı da 300 mm'den daha az olamaz deniyordu. Ne oldu? 2018'de 300 mm'ye çıktı bu. 250. 30 cm zaten. Biz 30 santimetre aşağı olduğu için genelde 30'luk kullanıyoruz hocam biz de. Genelde öyle ama yönetmelikte yazan şey 250 milimetreden az olmayacak tabiri vardı. Şimdi artık ne olmuş oldu? Ona o 300'den az olmayacak kolonların çapı da dairesel kolonların çapı da 350'den az olmayacak şekline gelmiş oldu. Doğru biz ne yapıyorduk zaten? En küçük boyutu 300'den aşağı. İstiyorduk yani biz. Evet. Biz yönetmelikte yazan üzerinden farkları. Yapı denetim protokolünde vardı hocam. Evet. Artı eksenel kuvvetlerle ilgili ne diyordu? 2007 yönetmeliği %50'den fazla olmayacak. Bu değer ne olmuş oldu? %40'dan daha fazla olmayacak noktasına geldi. Bu neyi getiriyor? Biraz daha kolon boyutlarını rahatlatmaya yönelik bir şey. Şunu zaten %50 sınırına çok yaklaştığımız şeyler olmuyordu ama şöyle bir şey var. %40 aşağı yukarı kolonların karşılıklı etkileşim abaklarına, diyagramlarına baktığınız zaman %40 seviyeleri dengeli kırılma, NB ile gösterdiğimiz dengeli kırılma noktasına hemen hemen karşılık gelir. NB'nin nokta üzerindeki değerler neydi hatırlarsanız? Basınç kırılması, yani çekme donatısının akmadığı kırılma türlerine denk geliyordu. Altı çekme kırılması bölgesine denk geliyordu. Yani çoğunlukla kolonların çekme kırılması yapmasını özendirmeye çalışan bir takım şeyler var. İkincisi, kolon boyuna donatıların bindirme ekleri. Eski yönetmelik 2007 yönetmeliği ne diyordu? Ortalarında da olabilir tavsiye şeklindeydi. Şimdi 2018 yönetmeliğinde söylenen bir şey var. O da diyor ki orta bölgesinde yapılacaktır. Artık bindirmeler, kolonlar. Giriş deneri ortada değil. Ortada olur. Nasıl olacak hocam? Olmaz. Olur. Bir olmasın işte. Bundaki mantık şu. Kolonlarda moment diyagramları, deprem sebebiyle oluşan moment diyagramları nasıl oluşuyor? Kelebek şeklinde. Moment sıfır noktası hangi nokta? Orta nokta. Dolayısıyla diyor ki moment sıfır noktasında yapacaksın bindirmeyi. Hocam biraz geçmesi lazım değil mi? Yani aderans boyuna da geçmesi lazım. Yani. Tabii LB'de de aderans boyu, onunla da ilgili az sonra bahsedeceğiz. LB'de de TS500'e vardı, TS500'de vardı. 20 fi'den az olmayacak. Orada da zaten yönetmelik bizi oraya gönderiyor. TS500'deki LB'yi esas alacaksın diyor. TS500'deki formülü de eski formülü zaten. Donatının tek geçmesi durumu var mı? Öngörülebiliyor mu? İki kat mesela diyelim bağlı kolonu. Valla yani bendirmeye ihtiyaç kalmamış oluyor o zaman. Yani nasıl yapacaksın bunu? Yok hocam bazen mesela yerde yapılıyor parçalık. Bir işle mesela konuyor kolonlar falan. Yani bazı şeyler. Eğer öyle yani kuyumcuda çalışan bir demirci bulursak daha önce de. Hayır hocam zaten onu kime yapacak? Kesin sonunda istiyorsun, biliyorsun bunu. Ya bir sene önce kolonu yani. Yani yapılar biliyorsa. Bir de nasıl yapacak? Bir şey diyemiyorum da. Yani kolon mesela döşemenin bir de dökümü olayı var. Sayısın da artık. Zaten bir de olacağı için şunu yapmak çok bindirme yapmaya ihtiyacın varsa bunu böyle yapacağız. Sözünüzü bu. Bindirme çünkü ne oluyor? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada yaptığınız zaman %4 olan ne oluyor? %6 sınır var. Bu sınır aslında zaman zaman aşılıyor. Boyuna donatı miktarı birleşim bölgelerinde arttığı zaman şundan kaybediyoruz. Kestin, süneklik kapasitesi azalıyor. Gevre kırılmaya doğru ne yapıyor? Kolonu götürme riski var. Onun için diyor ki moment sıfır noktasında
olacak. Eskisi, eski yönetmelikte olduğu gibi yapılabilir demiyor. Yapılacaktır. Burada da şey var da, %6 %6 ek yerine. Ama o zaman neye itiyoruz seni zaten? Yukarıda bir yerde birleştiriliyor. Yani artık birleşeceği yer orta bölgede. 1/3'lük bölgesi olarak tarif ediliyor. Donatısı da mesela diyelim 16 tane donatı varsa, ama koyun donatı varsa, onun da artık çarpanla artıyor mu? 22 tane falan çıkıyor mesela. Yani uygulama... İndirmen yok tabii. Kurulun söylediği şey gayet net. Bunun haricinde arkadaşlar, bunun aslında şöyle getirdiği bir şey var. Otomatikman. Bunu orta bölgede yaptığınız zaman ne oluyor? Şimdi zaten bu bölgeler nedir? Kolun sarılma bölgeleri. Diyor ki, bindirme bölgelerinde saracaksın. Zaten bu bölgelerde sarılma bölgesi vardı. Ortayı da sardın. Bunun bizi götürdüğü yer, bütün kolonlar artık sarılma bölgesi haline gelmiş. Kolonların hepsini ne yapıyor? Sarılma bölgesi haline getirmiş oluyor. Tabii bir takım koşullarla ilgili şeyler var. 2007'de ne denmiş, 2018'de ne denmiş? Bakın farkları yazmaya çalıştım. Hemen hemen her şey aynı. Ama diyor ki, sarılma bölgesinin uzunluğu, kolonun en büyük, en kesit boyutunun 1,5 katından az olmayacak. 2018'in söylediği. 2007'de ne diyordu? Kolon en büyük kesit boyutundan az olmayacak. Sarılma bölgesinin boyunu ne yaptı? 1,5 kat yaptı. Enine donatı aralığı. Bakın burada bir ilave var. En küçük, en kesit boyutunun 1/3'ünden 150 milimetre, 1/3'ünden fazla, 150 milimetreden fazla, 50'den az, boyuna donatı çapının 6 katından fazla olmayacak. Şimdi ne değişmiş? 150 milimetreden fazla geldi. Neydi eskiden? 10 santimden daha fazla olmayacaktı. Bunu ne yapmış görünüyor? 15, biraz rahatlatmış ama ortada şöyle yeni bir şey geldi. Boyuna donatı çapının 6 katından fazla olmayacak. 16'lık bir donatı kullandım, 18'lik donatı ne yapıyor? Yaklaşık 11 santim yapıyor. Yani bu koşulların kritik olarak tabi olduğunuz zaman 150 milimetre etri yaralı. 150 milimetre koşulu da maksimum koşul olmayabiliyor. Boyuna donatı çapınız da 6 katıyla sizi ne yapıyor? Sınırlandırmış oluyor. Bunun haricinde ne dedik? Sarılma bölgesinin uzunluğu ne olacak? Enine donatı aralığı ne olacak? Başka neler getiriyor? Kolonların kesme güvenliğiyle ilgili bir takım şartlar var. Şimdi ben internette orada burada seyrettiğim şeylerde görüyorum. Bazı yerlerde deniyor ki ya kesme kuvvetleri D ile çarpılıyor. D neydi? Dayanım fazlalığı katsayısı. Çünkü neden? Malum eğilme kapasitesini hesap edeceksin. Biz kapasite tasarımı, mesela şu konuyu tam olarak bazı arkadaşların fark etmediğini, kaçırdığını tahmin ediyorum. Biz kapasite tasarım yaparken ne yapıyoruz? Biz şöyle bir şey mi yapıyoruz? Düğmeye basıyoruz. Kolonda, kirişte kesmeler hesaplanıyor. En büyük kesmeyi veren yük kombinasyonunu alıyoruz, etriye hesabını yapıyoruz ve bitti diyoruz. Öyle mi yapıyoruz biz? Yani biz öyle yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz kolonun altında, üstünde oluşan moment kapasitesini hesaplıyoruz. Onu pekleşme etkilerini göz önüne almak için 1.4 ile çarpıyoruz. Altta oluşan moment, üstte oluşan moment boya bölüyoruz. Buradan bir V hesaplıyoruz. Bizim etriye hesabı yaptığımız V bu V. Yoksa düğmeye bastığımız zaman analizden bulduğumuz kesme değil. Şimdi yönetmelik, eski yönetmelik diyordu ki, buradan diyordu, kolonların eğilme kapasitesine karşılık gelen bir V bul. Sonra da düşey yükler ile birlikte R'yi 2 al, tabii bunu bilgisayar arkada yapıyordu. Depremden, yani deprem hesabında R'yi 2 alarak çok daha büyük bir deprem kuvveti, bir kesme daha bul. Bununla bunu karşılaştır, ona göre tasarım kesmesini belirle, küçüğünü belirle. Çünkü neden küçüğü o kadar da fazla olmayacak demek. R eşittir, yığmada alıyorsun R eşittir 2'yi. Ne değişti? Bu mantık aynı.
alttakinin üsttekinin kapasitesini bul. Çünkü neden? Bundan daha büyük oluşamaz zaten. Buna göre hesapla. Ama bu defa şu geldi. Ra eşittir 2 al, oradan bulduğun sonucu kullan demiyor. Bu defa diyor ki düşey yükleriyle birlikte D ile D kadar artırılmış depremden hesaplanan kuvveti topla. Burada R'yi 2 alıyorduk, hesabı yapıyorduk. 8, oradan bulduğumuz 4'e biliyorduk, 3'e göreceğiz şimdi. Mesela burada da diyor ki D ile artır. D katsayılarımız ne ile ne arasındaydı? Betonarme yapılar için 2.5-3 arasında değişiyor. Bu geldi. Yani yeni bir şey D ile çarpılıyor değil. Bunun muadili R eşittir 2. Artık R eşittir 2 diye bir şey yok. Dayanım fazlalığı katsayıyla deprem VE, yani depremden gelen V'yi çarpacaksın. Onu G ve Q'lu haliyle toplayacaksın. O V ile bunu karşılaştıracaksın. Yani mantıkta yeni bir şey komple gelmiş mi? Evet gelmiş ama eskisinde de benzer bir çıkarım varsayım varsa. D hakkı daha küçük verecek şey. Yani her eleman için bunu söyleyebilir miyiz? Bakın ama şey olarak direkt yani buraya 2 alıyor ya. Yani diyelim 7 iken 2 alıyorsa da... Şimdi kolonun boyuna bakar. Açıklığın durumuna bakar. Deprem bölgesindeki VE'nin derecesine bakar. Bir sürü şeye bakar. İlle de böyledir deme şansımız o yüzden her zaman olmuyor. Şimdi diğer bir değişiklik, hatırlarsanız kolonların kesme güvenliği. Biz bu VE'yi hesaplardık. Bu M alt artı M üst bölü R'den diyorum. Bu V'nin 0.22 A çarpı FC'den büyük olmaması gerekiyor. Doğru mu? Eğer hesapladığınız kesme bundan daha büyükse ne yapardık? Giderdik daha büyük bir kesit seçerdik. Kesmeden kurtarmadığı için. Şimdi şöyle bir mantık hatası vardı bu işin içinde. Biz eğer eğilme hesabı yapıyor isek, eğilme hesabında muhatabımız nedir? FCD'dir. Değil mi? Betonun basınç dayanımıdır. Kesme hesabı yapıyorsak muhatabımız nedir? FCTD'dir. Eğilme hesabında basınç dayanımı, kesme hesabında çekme dayanımları kullanılan. Ama eski yönetmelik de bir hata idi bence bu. Kesme hesabını bizi, kesme hesabının sınırını beton basınç dayanımı cinsinden koyuyordu. Bu uluslararası şartnameler, diğer ülkelerin şartnameleriyle karşılaştırdığımız zaman aykırı bir şeydi. Kesmeyi kontrol ediyorsanız muhatabınız çekme dayanımı olması lazım. Çekme dayanımını biz nasıl hesap ediyorduk hatırlayın. 0.35 kök FCK. Doğru mu? Yani basınç dayanımının kareköküyle değişir çekme dayanımı. Yeni deprem yönetmeliğinde bu hata bence giderildi. Eskiden hesapladığınız bu kapasite 0.22 kesit alanı çarpı FCD'yi aşmayacak deniyordu. Şimdi ne deniyor? 0.85 kesit alanı kök FCK'yı aşmayacak. İkisi arasında acaba ne fark var? Yani bununla bunun farkı ne? Bunu şöyle karşılaştırdık. 2018 formülünün değerini 2007 formülüne böldük. Beton basınç dayanımına göre acaba ne oluyor? Baktığınız zaman arkadaşlar 2018 formülü daha yüksek değerler veriyor 2007 formülüne göre ta ki C30-35 seviyelerine kadar. C35'ten sonra ne yapıyor? Değerler daha da azalıyor. Bunun anlamı ne? Şimdi C25'ten aşağısını kullanma şansın yok. C25 kullanıyorsan eğer bu V daha büyük. Yani aşmamam gereken sınırı ötelemiş. Biraz daha esnetmiş şartını. Ha C30-35'i geçiyorsam eğer C40 kullanıyorsan o zaman ne yapıyor? Daha beni sınırlayan VE'ler koyuyor. VE'yi aşağı çekiyor. Daha korumacı, daha konservatif sınırlar getiriyor. Eski ve yeni arasındaki farkı C35'ten büyük değerler kullanıyorsanız sizi daha cezalandıran üst sınır tarifi gelmiş oluyor. Kolonların kesme güvenliğinden sonra bir de kirişlerin malum kesme güvenliği var. Onu nasıl hesaplıyorduk? Düşey yüklerden gelen etki artı eksi kiriş uçlarının moment kapasitelerinin kiriş net boyuna oranı. Onu da böyle hesaplıyorduk. Aynı mantık kapasite tasarımı, yani kesme, oluşacak kesme, kirişlerin eğilme kapasitesi kadardır. Mantık bu. Onda da aynı ifade. Onda da ne diyordu? 0.22 aynı formül. Onu da ne yaptı? Çekme donasına bağlı hale getirdi. Aynı olduğu için
bunu detaylandırmaya gerek görmüyorum. Kolonların kesme güvenliği için göz önüne aldığımız bakış açısı burada da geçerli. 2007 yönetmeliğinde de hesabı yaparken UVE'yi neyle kontrol et diyordu? RA'yı 2 alarak bulduğun kesmeyle kontrol et. Şimdi ne diyor? RA2 işi kalktı. D dayanım fazlalığı katsayısıyla arttırdığın VE ile karşılaştır. Yani yeni bir şey icat edilmiş değil. RA2 olan durum yerine hep ne geliyor? Dayanım fazlalığı katsayısı ile arttırdığın da kontrol et. Anlaştık mı? Çoğunlukla zaten bizi bağlayan bu oluyor arkadaşlar. Siz de hesap sırasında karşılaşıyorsunuz. Bu değer ne yapıyor? Bundan daha büyük gelmediği için bizi orası sınırlandırmış oluyor. Birleşimlerin kesme güvenliği. Kuşatılmış birleşim nedir? Kuşatılmamış birleşim nedir? Bu tariflerle ilgili hiçbir değişiklik yok. 2007'de kuşatılmış birleşim neyse, 2018'de de kuşatılmış birleşim aynısı. VE hesabı aynı hesap. Hiçbir fark yok. Burada ne değişiyor? Eski yönetmelikte yine aynı bakış açısı. Kesmeyi FCD'ye adresliyordu. Yeni yönetmelikte ne yaptı? Onu kök FC'ye, yani çekme dayanımına formülasyonu adapte etti. Yine burada iki hesap arasında ne fark var? Kırmızı kuşatılmış, mavi kuşatılmamış birleşimlerdeki iki VE'yi karşılaştırıyor. 2018 formülünün 2007 formülüne oranı. Ne görüyorsunuz? Sizce nasıl? Daha mı katılaşmış? Kural daha mı esnemiş? Bence katılaşmış. Çünkü aşmaman gereken sınır azalmış. Yani bunu aşmayacaksın. Hocam tamam, ben kesmeyeyim, önüne geçmek için her şeyi yapmışım. Tabii yani kes. Ama zaten şöyle bir şey var. Şimdi bu sınırlarda geziyorsa birleşimin zaten riskli bölgelerin sınırlarında raks ediyorsun demektir yani. O sınırlara çok da böyle. Çünkü bizim ülkemizde ne sorun var? Yani kolonun ucunda, kirişin ucunda etriye sıklaştırmasını yapar. Birleşimin içinde yapmaz. Çünkü zordur, oraya el bile girmez. Dolayısıyla bizim ülkemizde hasar hep nerede oluşur? Kirişin ucunda oluşmaz, kolonun ucunda oluşmaz. Birleşim bölgesinin göbeğinde oluşur. Yani, dolayısıyla biraz daha rahatlatmak etmek adına. Çünkü hocam orada hesap geçersiniz yani. Hesap yok. Evet. Dolayısıyla şunu da söylemek lazım. Kuşatılmış birleşimler biraz cezalandırılıyor mu? Evet, ama kuşatılmamış birleşimler çok daha fazla cezalandırılıyor. 2018 yönetmeliğinin kuralı böyle bir şey söylüyor. Gelelim perdelere. Perdeler bizim için çok önemli. Özellikle artık malum 98'den itibaren 1998 yönetmeliğiyle beraber perdeler hep yani birinci derece deprem bölgesinde çok katlı bina yapıyorsan perdesiz çıkma şansınız neredeyse yok. Bu yönetmeliğin getirdiği bir şey var. 7 olan diğer 6. Oranı artık 7'den büyük olan değil. 6 ve üzeri olan elemanlara biz perde diyeceğiz. O 7'yi geri çektiler. 6 oldu. 6 ve üzeri elemanlar perde. Hakikaten de baktığımız zaman moment diyagramlarında perdelerin tabanlarında oluşan eğri momentleri gerçekten ciddi toplam taban moment içerisinde önemli yer kaplıyor. Bunu sadece göstermek için verdim. Perdelerle ilgili de bir takım koşullar var. 6 olduğunu söylemiştik. Minimum perde kalınlığı ile ilgili 2007 yönetmeliği diyordu ki perde alanının her bir yön için, tabii bu denklem bildiğiniz gibi, bundan daha büyük olduğu, perdede oluşan gerilmenin de bundan daha küçük olduğu bir durumda minimum perde kalınlığının bu olabilir. Ne diyordu? İşte H max bölü 20. 2018 ne diyor? Aynısını. Ama 2007 150'den daha büyük olmalıdır diye söylüyordu. 2018 demiş ki 200'den daha büyük olacak. Yani en olumlu şartlarda bile 20 santimden aşağı perde yapma şeyiniz olmuyor. Zaten uygulamada 20'nin altında ne yapmıyordu? Çoğunlukla karşılaştığımız bir şey değildi. Eksenel kuvvetle ilgili bir sınır getirildi. Süreklilik düzeyi yüksek de olsa, sınırlı da olsa perdelerde eksenel kuvvet oranı %35'i aşmayacak.
Burada şöyle bir şey var. Zaten perdeler eksenel kuvvet oranı yüksek elemanlar olmuyor. Yani %35 bu anlamda baktığınız zaman az bir değer değil aslında. Ama ne yapılmış oldu? Bir sınır getirilmiş oldu. Bundan daha büyük değer olmasın isteniyor. Malum biz perdeleri ayırıyoruz değil mi? Sığ perdeler, eğilme perdeleri. Yüksekliğinin perde uzunluğuna oranı 2'den büyükse eğilme perdesi. 2'den küçükse sığ perde. Neden böyle oluyor? Bu perdeler eğilme momentleri ile ciddi anlamda zorlanıyor. Bunlar ise kesme. Bunlar daha ziyade eğilemiyor. Eğilemediği için kesme. Göbekte çapraz şeklinde çatlakların oluştuğu perdeler. Bu sınıflandırma bize ne getiriyor arkadaşlar? Eğer eğilme perdesi yapıyorsanız size yönetmelik diyor ki uç bölgesi yapacağız. Neden? Eğiliyorsa uç bölgelerinde çok ciddi basınç ve çekme şekil değiştirmeleri meydana geliyor. Asıl gaye basınç şekil değiştirmeleriyle zorlanan bu bölgeyi sarmak. Burayı korumak. Perde uç bölgesi, gövdesi uç bölgesi. Eğer sığ perde ise 2007'de aynı şeyi söylüyordu. 2018'de perdenin hepsini gövde olarak, gövde bölgesi olarak kabul edebilirsin diyordu. Bu uç bölgeleri nasıl olacak? Uzunluğun ne olacak? Perde uç bölgesinin uzunluğudur. LU ile kastımda. 2007 kritik perde yüksekliğinin içindeysek diyordu ki perde boyunun 5'te 1'inden daha az olmayacak. 2B'den perde kalınlığının 2 katından daha az olmayacak. Eğer perde yüksekliğinin, kritik perde yüksekliğinin dışındaysak o zaman 10'da 1'inden az olmayacak. Perde genişliğinden daha az olmayacak deniyordu. Bu kurallarda çok ciddi değişiklikler yok ama şekillerden de fark ettiğiniz üzere uç bölgelerinde boyuna donatıların yerleşimiyle ilgili böyle bir şey var. Mehmet bu ne ya dedi. Hocam niye kolon başlar böyle göbeğin içinde? Şöyle bir şey var. Bunun altındaki mantık şu. 4-5 katlı bir bina eğilmeyle zorlandığı zaman ne yapıyorsunuz? Bu donatıları çeviriyorsunuz, doğru mu? Bunu bağladığınız iki tel. Burada o kadar büyük basınç oluşuyor ki bu bölge patladığında sizin buradan geçirdiğiniz bu gövdeler açılıp dağılıp gidiyor. Dolayısıyla diyor ki burayı da tutmak için bu donatıları sarılmış betonun içine sokacaksın diyor. Doğrusu bu. Onun için diyor uç bölgeleri böyle yapacaksın. Onunla ilgili farklı şekiller böyle yapabilirsin, böyle yaparsın. Uç bölgesini sokabildiğin için ucunu kıvırmana gerek yok. Böyle yaparsın. Çünkü neden? Sargılanmış betonun, kabuk betonu değil bu. Kor betonun içine uzandığı için bunlar. Böyle yapabilirsin. Başka şeyler tarif ediyor. Böyle yaparsın. Bakın. Bunda düz geçiyorsun. Ha düz mü geçeceksin? O zaman bunu büyüteceksin diyor. İlle de bunlar nerede kalacak? Sargılanmış betonun içinde kalacak. Paral kırış mantığı değil mi hocam? İki ucu kolonlu arası yani, dolgu. Maksat temel mantık şu. Çok büyük basınçla zorlanan bu bölgelerde attığın eğilme donatıların açılıp dağılıp saçılmasına engel olmak için onları ne yapacaksın içeriye? Biz mesela etriyeleri de 135 derece bükeriz. Niye? Etriye kabuk betonda kalmasın. Etriyelerle sarılan kor betonun içinde olsun diye yaparız. Sonuçta çünkü deprem meydana geldiği zaman ilk atan dağılan hangi bölgedir? Kabuktaki beton. Orası dağıldığı zaman, açıldığı zaman buna karşı önlem almak istiyoruz. Bunlar aslında değişiklik yok. Bunlar hemen hemen aynı şeyler. Kritik perde yüksekliği ne olmalıdır? Kritik perde yüksekliği 2L ve perde boyunun 2 katından fazla olmayacak. Şunlardan da hangisi maksimumsa o olacak. LV perdenin yüksekliği, bina boyunca yüksekliği kastım. 6'da birinden büyüğü olacak. Çünkü hatırlayın
kritik perde yüksekliği ile ilgili bir eğilme momenti hesabı vardır. Kritik perde yüksekliği boyunca eğilme momentini sabit kabul ediyoruz biz. Doğru mu? O bölgeler bu şekilde tarif ediliyor. Donatı ile ilgili bir takım koşullar var. Ufak tefek de olsa bu değişiklikleri şöyle söyleyelim. Bu şart sağlanıyorsa, yani yeterli perde alanı oranı varsa, perdeye düşen gerilme, çekme dayanımının yarısını aşmıyorsa, bu şart sağlanıyorsa, 2007 yönetmeliği diyordu ki gövdede bu donatın olacak. Oran bu, aralık bu. 2018'de diyor, minimum oranı bir miktar arttırdı. 0.002 oldu. S değerinde bir değişiklik var mı? Yok. Onda da aynı şeyi söylüyor. Sağlanmıyorsa bu şart, o zaman bu ne demek? Donatı oranlarının biraz artması. 2007'deki değerle 2018'deki arasında bir fark yok. Buna eğer bu ifade sağlanmıyorsa bunda bir değişiklik yok. Perde uç bölgeleriyle ilgili koşullarda var. Bir takım ufak tefek değişikliklerse. Niye ufak tefek? Şundan daha az olmamalıdır diyor. Malum o bölge basınca ve çekmeye çalışıyor. Belli bir değerden de fazla olmasın şartı geldi. Binde 2'den az olmayacaktı. Şimdi ne dedi? Binde 3'ten de fazla olmayacak. Eski 2007 yönetmeliğinde şundan fazla olmasın değeri yoktu. Kritik perde yüksekliği dışında ise ne yaptı? Bir miktar daha değişiklikler geldi. Binde 1'den büyük aynı şey. Aynı şey onun için de geçer. Orada da binde 3'ten yani perde 3 bölgesindeki boyuna donatı oranının üst sınırını bu şekilde tarif ediyor. Uç bölgeleri dedik. Uç bölgelerindeki enine donatılarla ilgili bir takım şeyler var. 2007'nin söylediği bu. Bu şartları sağlayacak. Ne değişmiş? Aynı kolon sarılma bölgelerinde 100'den 150'ye çıkmıştı hatırlarsanız. Bakın boyuna donatı çapının 6 katından fazla olmayacak şartı burada da var. Perde kalınlığının da 3'te 1'inden ne olmayacak? Fazla olmayacak. Eskisinde yarısından fazla olmayacaktı. Kritik olan şartı belirleyeceği için çok ciddi farklılıklar olacağını ben tahmin etmiyorum işin doğrusu. Kritik perde yüksekliği dışındaki durumla ilgili herhangi bir değişiklik yok. 2007'de nasılsa 2018'de de aynısı bunun geçerli. Tasarım eğilme momentlerinin hesabı ile ilgili bir takım şeyler var. Malum sığ perde ise eğer ne yapıyorduk? Hesaptan ne bulduysak onu alıyorduk. Ama eğilme perdesi ise bize diyordu ki dinamik büyütme katsayımız vardı. Bu ne arkadaşlar? M'de yükleri etki ettirdik, binayı çözdük. Hesap sonucunda bulduğunuz perdede oluşan hesap momenti. MP ne? Ona bir donatı attınız. Perdenin tasarımını yaptınız. Perdenin MR'sini buldunuz. Bu da onun plastikleşmiş hali. 1.25 katı alabilirsin diyor. Dinamik büyütme katsayısı çarpı bu oran çarpı hesaptan bulduğun kesme. Hesaptan bulduğun kesmeyi sana eğilme kapasitesine ulaştırmak için belli katsayılarla çarptırmaya çalışıyor. Burada şöyle bir şey var. Diyor ki eğer deprem kuvvetlerinin tamamını perdeler ile taşıyorsan diyor. Bu dinamik büyütme katsayısını bul alacaksın. Bunlarda çok ciddi değişiklikler yok. Ne değişiklik var 2007 ile 2018 arasında? 2007 yönetmeliği az evvel söylediğim şeyin aynısı. RA eşittir 2 alarak hesabı yap. Oradan bir VE bul. Bu VE ile bu VE'yi karşılaştır, küçüğünü al diye söylüyordu. 2018 ne diyor? Az evvel söylediğimin aynısı aslında. Dayanım fazlalığı katsayısıyla arttırılmış diyor ya. Burada şunu söylüyor. Boşluksuz perde ise dayanım fazlalığı katsayısının 1.2 katını al. Eğer bağ kirişli perde ise dayanım fazlalığı katsayısının 1.4'ünü al. 1'den bir kesme bul, 2'den bir kesme bul, küçük olan hangisi ise perdenin tasarımını ona göre yap diyor. Ben orada max yazmışım, o min olacak, yanlış yazmışız. Evet, başka bir şey, bu perdede VE hesabı, yani perdenin eğilme, tasarıma esas eğilmesini. Tabii bunun da bir nesi olacak, doğrudan kesme dayanımına karşılık gelen değeri. Bizim hesap ettiğimiz VE asla bu VR'yi geçmemek zorunda. Geçerse ne olur?
her birimizin gevre kırılma riski var. Onun için eski yönetmelik yine aynı formül. Perde alanının %22 çarpı FCD'ydi. Bu ne diyor? Bu da diyor ki çekme dayanımı, kök FCK, çekme dayanımı üzerinden hesabı yapman lazım. Tabii burada tek bir ifade vardı. Burada ifadeyi ikiye ayırdı. Boşluklu perdelerin hesabını yaparken ayrı, boşluksuz perdelerin hesabını yaparken ayrı ifadeler. Yine bu iki ifadenin ne değiştirdiğini şöyle karşılaştırmaya çalıştık. Kırmızıyla göstermiş olduklarım arkadaşlar, boşluksuz perdelerdeki ifadelerin oranı, 2018'deki değerin 2007'dekine oranı. Ne görüyorsunuz? Bağ girişli perdeler daha cezalandırılıyor. Boşluklu perdeler. Gayri ihtiyari onların içinde boşluklar olduğu için bir miktar daha konservatif alması beklenebilir. Ama C30-35 gibi bir değerden itibaren ne yapıyor? Boşluksuz perdeler konservatif olmaya başlıyor. C25 kullanıyorsanız şu ifade buna göre daha yumuşatılmış bir ifade haline gelmiş oluyor aslında. Bitmişiz. Perdelerle ilgili bahsi de bu şekilde şey yaptıktan sonra 7. bölümün tasarımla ilgili kirişlerin, kolonların, perdelerin hesabındaki şeylerimiz var. Evet. Perdelerde de şey ortalama. Perdelerde de birleştirmek. Perdeler için ayrıca bir şey yapmıyor ama malum perdeler boydan orada da. Yani şöyle, şimdi hayır. Şöyle söyleyelim. Neden böyle bir şey dememek bir kişi? Cüneyt dedi ki perdelerde de ortada olacak mı? Şuradan şöyle bir bakalım. Şimdi bunu ortada yapmamızın sebebi moment sıfır noktası ortada olduğu için. Ama perdede bizim moment sıfır noktası diye bir şeyimiz olmadığı için. Yani perdeyle ilgili donatılarım. Çok yüksek perdelerde bazen dönebiliyoruz. Tabii, aynen öyle. Çok yüksek perdelerde bir dönüş ama dönüp dönmeyeceği de biraz şeye de bağlı. Mod şeklinde şu sınıfısına. Yani bunun için perdelerde de ortada olacaktır bildirmeler diye kesin bir şeyimiz o yüzden yok. Yani orada çok daha 5 metrelik bir perde. Onu tutmak daha zor ya. Belki diğerlerini ortada yapalım, onu ortada yapmayalım demiş. Perdeler için ortada olacaktır diye özellikle verilen bir şey yok. Zaten şöyle bir fark var arkadaşlar. Mesela bu binanın hasar gördüğünü kabul et. Nereden hasar görür? Kolonlar eğer sağlamıyorsa şartı, kolonların ucunda. Sağlıyorsa kiriş ucu, kiriş ucu, kiriş ucu. Her katta kirişlerin veya kolonların uçlarından hasar görecek. Perde nereden hasar görecek? En altta tek bir. Şimdi çerçeve sistem kolon kiriş birleşim bölgelerindeki her bir noktada mafsal oluşturmak suretiyle enerjiyi söndürebilir. Ama perdede her katta mafsal oluşması diye bir şey söz konusu değildir. Perdede bir tane mafsal oluşur, o da adam gibi enerjiyi söndürür. Yani perdeler, mesela o yüzden ne diyoruz? Perdeyi yapıyorsun, perdenin altında narin bir temel, sürekli bir temel. Farz ediyorsun, bu perde o momentleri karşılasın. E şuradan çıt diye bu çatladığında, senin perdenin bütün etkinliği çöpe gitmiş oluyor. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Hesap sonunda ne çıkıyor? Perdelerin oturduğu temellerde ciddi anlamda eğilme etkileri çıkıyor. Döşemeler yoksa daha yüksek şimdi parçal dökme var ya, kolon parçal dökerken kolon döküyor, arkasından kiriş döküyor malum. İşte bu perde ister istemez üstte oluşuyor. Yani dolayısıyla buradaki bizim yaptığımız ortada birleşim veya şeyde birleşim. Zaten soğuk derdimiz her bir kat düzeyinde maksimum momentin olduğu yer soğuk derdimiz var. O soğuk derd oluşan bir oluşmuşken biz niye ortada veya şeyde muhabbet ediyoruz? Zaten soğuk derdimiz en kritik yerlerden bir tanesi. Normal kriz varsa nasıl? Yani tabii mevcut alışkanlıklarımızla bizim götürülmek istenen yerin şeysini değerlendirmek zor. Her şeyin ilk başta bir şeyi var, zorluğu var. Yani bunu
dünyada yapıyorlar, ediyorlar. Nasıl yapıyorlar? Yani, Kuzu kaşıkları. Çirozları koyarken şöyle bir alışkanlık var ustaların. Her etriyede çiroz sayısı, projede neyse öyledir ama bir alışkanlıktır. Gidiyor, rubatör girmediği için, benzeri girmediği için çirozlar dağıtılıp geçiliyor. Aynı sıradaki çiroz, 3 tane şu çiroz varsa 3 çiroz da etriyelere dağıtılıyor. Bu bir alışkanlık haline gelmiş. Düzeltmeye çalışıyorum bu alışkanlığı ama bir yere kadar ben hani diğer arkadaşlara bunu söylemek istiyorum. Çünkü o kadar hesap kitap burada anlatıyorsunuz. Ama yerinde şu an o çırazı yerine koyulmuyor mesela. Şimdi dün bir şey söyleyeceğim. Ustalar da bunu görecek mi diyor yani. Yani. Zaten şöyle bir şey var. Geçen hafta Zekai Hocam'la beraber gördük. Mesela şöyle bir şey de konuşuldu. Siz dünyanın en iyi yönetmeliğine sahip olun. Yani, uygulamayı denetlemedikten sonra bir anlamı yok ki. Denetlemek, yapmak kadar en az önemli bir iş. Bizim memlekette denetlemek önemsiz diye şey değil ki. Yani denetlense, bak adı usta. Yani usta değil yani. Sonuçta... Modernizasyon da hocam, bu yönetmeliği modernizasyondan çok iş olması lazım. Yani şimdi arkadaşımıza dediği gibi, gece 11'de beton yapıyorsun, kolon yapıyorsun, karanlığın içinde. Yani çiroz falan bunlar, o beton girmeyecek. Ne yapıyorsun çiroz falan? Hiç hikaye dönüştü. Suç yönetmelikten mi? Gece 12'sinde betonu döküp denetlememekten. Çiroz da. Hocam çiroz da şöyle şey yapar. Programda direkt basıp programdan alıyor ya her şeyi. Programda almıyor. Çiroz nedir diye bakılmıyor. Çirozlar böyle aralıklı, 5-10 santim aralıklı çiroz atılıyor. Ondan sonra yerinde beton girmeyince de şey oluyor. Yerindeki çiroz da ona göre ayarlarsan proje aşamasında sorun olmaz. Çünkü az çiroz atılırsan benim biraz kasık atacak yani. Şimdi. Hani bir laf var ya, sallandı iki tanesini bak bir daha yapıyor. İş oraya yani. Devlet şirketi de satıyor. Özel sektör de hani bizim sektör şeye benzedi. Yılmaz Erdoğan'ın filminde var ya ne yapıyorsunuz serbest meslek ama çok serbest diyor. Bizim inşaat sektörü de yani sektör buraya geldi diye yönetmelik buna adapte olacak değil arkadaşlar. Biz bir sürü şey yanlış yapıyoruz da yanlışa adapte olacak diye bir şey yok. Yani İş o kadar normallerimiz değişti ki biz yanlışı normalimiz haline getirdiğimiz için onu da ısrar ediyoruz. Bu buna uysun. Hayır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi alıştık biz bu düzene alıştık diye bu doğru değil ki. Ama bir de alışıyoruz hocam ya. Evet. Ben şöyle alışıyorum. Bir de böylesine alışacağız işte. Hayır ben 15-16 yıl önce yapı denetimde işte bir inşaata gittiğim zaman çiroz dediğim zaman adam ne diye soruyor. Şimdi en azından çiroz nedir diye sormuyor. Ben demedim ki çirozlar diye. Hocam. O zaman biz gerçekten bak o zamanki yapımcıdan çalışan arkadaşlar da var burada. Gerçekten çok emek verdi. Şimdiki arkadaşlar da üstüne düşerse bu iş olacak demektir yani. Tabii ki. Sonra alışacak bunu yani. Tabii. Şimdi ben bir saattir şeyi düşünüyorum mesela oradaki orta noktada ben bunu ustaya nasıl izah edeceğimi düşünüyorum tamam mı? Şöyle, fakat alçıları zırhları diyecek ki kardeşim kafayı kolon kafasını şu kadar arttırırsan bunu alt bölgede de yapabilirsin. Dikkatli olun kolon kafasını arttır. Kardeşim şunu yapabilirsin. Bir tane şey ya. Yani bunu desin. Sonra alternatif bir yol verdi. Ya zaten bak diye diye 75-98-2007 senin kesitlerin büyüyor farkında değil mi? Büyüte büyüte geliyoruz zaten bunlar söyleniyor ama şöyle de bir şey de var yani dünyanın gittiği yere bak. Hocam dinlenen böyle artmış mı o kolonlar? Bize bak yani şimdi dünya bir yere gidiyor sen hala şunu bir katsayıyla çarpıp halledelim. Hocam
Hocam, bu şeyle ilgili, şimdi zeminle ilgili parametrelerde niye hala zemin hakim süreci periyodu araştırılması gereken değerler arasında konmuyor hocam? Bir de bu yapının periyodu alakası... Kondu işte aslında. Ben mesela organizede bir çalışma yaptım biz. Sismik yaparak zemin hakim periyotlarını hesap ettik. Çok küçük değerler. Ben dedim acaba bir şey mi var? Bir de yönetmelik bağlıyor. Bundan daha büyük alamazsın diye. Şimdiki değerleri ne yaptı? 0.6 olan o periyot 0.25'lere geldi. Ama şey hocam, şimdi o bir aralık veriyor ya bize. Ama bizim aralığımız zemine özel bir değer var şimdi orada. Tamam, zemine özel şeyleri de kullanabilirsin. Mesela onlardan bahsetmedik. Sen zemine özel, zemine özgü sismik jeolojik, jeoteknik şeyler yaptın. Yönetmelik diyor, onu kullanabilirsin. Sadece ordinatların %90'dan daha aşağı olmayacak. Kendi bölgene özel zemin şeyleri. Spektrumun, tarif edilen spektrumun %90'dan aşağı olmayacak. Buna benzer şeyler var. Kapatmıyor. Hocam hani bu diğer modlardaki periyotlara bunu kıyaslanması lazım, ürün sağlamaması gerekiyor ya. Şimdi hocam mesela bunu çoğu yapılmıyor. Hatta sistik ekstrem bir şey gibi görünüyor, çalışma gibi görünüyor. Yani şöyle bir şey var, yani kervan yolda hakikaten düzeliyor. Mesela benim de biz AFA'da bu yönetmelikle ilgili bir sürü şey yaptık. Mesela 5. bölümle ilgili ciddi sıkıntılar var. Önce yazmış, enine donatı oranı şöyledir, böyledir, hacimsel demiş. Verdiği formüle bakıyorsun, alansak. Yani söylüyoruz, bunun ne olacak? Haklısın, revizyon gelecek. Mesela yani kavramsal, ne demiş, işte, şekil değiştirmeleri hesaplarken talebi demiş, 1.5 kat arttırdı. Böyle bir şey yok. Eurocode'a bakıyorsun, demiş ki kapasiteyi 1.5 kat azalttı. İkisi arasında çok fark var. Yani bu tür şeyler, bu revizyonlar hani arabalarda kasa değişmiyor da biraz da makyaj oluyor ya. Makyajlar olacak yani. Hocam mesela zemin tablosunda şey veriyor, deprem dalgasının hızını veriyor hocam. Kayma dalgası. Biz onlar da kullanıyoruz hocam. Kayma dalgası hızı zemin sınıflarını tayin etmeden standart penetrasyon ve benzeri yöntemlere göre daha verimli bir ayraç olarak biz kayma dalgası hızlarını artık daha fazla kullanmaya başlayacağız. ZA mı, ZB mi, ZC miye bakarken bunlardan faydalanacağız. Bunlar biraz şeyin etkisi. Amerikan şartnamesi mesela, New York'un şeylerine daha benzer hale geliyor. Belli konularda Europol'a benziyoruz. Betonarme ile ilgili bu 7. bölümler. İvme spektrumlarının şunu bunun hesabında daha Amerikan şartnamelerine benziyoruz. Sanıyorum bugün bu kadar. Ayağınıza sağlık.